Herkese merhaba, ben Orkun. Size Breathability Waterproof teknolojilerinden bahsedeceğim. Waterproof, Türkçe su geçirmez demek. Breathable, nefes alabilir demek. Ya da breathability, nefes alabilirlik demek. Aslında kelimeler kendilerinin ne manaya geldiğini veya ne işlev yaptıklarını son derece rahat anlatıyorlar. Fakat burada merak edilen konu şu. Su geçirmezlik dediğimiz zaman bu neden bir teknoloji? Bugün en basit bir tane inşaat muframbasını alsanız, üstünüze tutsanız, üzerine de tanzikli su bile tutsanız, hiçbir şekilde ıslanmayacağınızı ben size garanti edebilirim. Siz de bunu biliyorsunuz. Orada bir teknoloji var mı? Hayır. Üzerinize naylon örttünüz. Burada neden bir teknoloji var? Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Bir ürün hem su geçirmez hem de nefes alabilir olduğu zaman her şey değişiyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim bir muşambayı veya bir terleme eşortmanını üzerinize aldığınız zaman en büyük özelliği evet içeriye su geçirmemesi. Fakat içeride cildinizin üzerinde oluşan teri yani suyu, o da su, dışarıya çıkartmaması. Dolayısıyla siz dışarıdan gelen suyla ıslanmıyorsunuz fakat cildinizin üzerinde oluşan terle ıslanıyorsunuz. Sonuç değişmiyor, ıslaksınız. Bu sıcak bir ortamda sizi o kadar rahatsız etmeyebilir. Fakat soğuk bir ortamda, bir dağ ortamında veya şehir ortamında havanın 10 derecelerin altında, bazen sıfırın altında olduğu bir yerde eğer terlemişseniz, hasta olabilirsiniz ve bundan çok rahatsız olabilirsiniz. Yaptığınız aktivite her neyse. Peki, çeşitli ürünlerin üzerlerine baktığınızda çeşitli rakamlar görüyorsunuz. Mesela önümdeki ceketin üzerinde 20 bine 20 bin yazıyor. Bu 20 bine 20 bin ne demek? Biraz önce başka bir videoda bahsettim size. 40 bine 20 binden bahsettik. Vortex özellikleri olarak. Bunlar ne? 40 bin ne demek? 20 bin ne demek? Bazen şunu duyuyorum. İşte 20 bin metre yükseklikte de seni korur. Hayır, hiçbir alakası yok. İlk gördüğümüz rakam, yani bu ceketteki 20 bine 20 binden bahsedelim. İlk genelde bu şekilde oluyor. İlk önce nefes alabilir, su geçirmezlik söyleniyor. Sonra nefes alabilirlik söyleniyor. 20 bin milimetre, yani 20 metre yüksekliklikteki bir su tüpünün, bir su tüpü hayal edin. Üzerine su koyduğumuz zaman, altına da kumaşı koyduğumuzda, bu kumaşı altına tüpün koyduğumuz zaman 20 metre su basıncında sonra bu ceket su geçirmeye başlıyor. Yani 20 metrelik bir tüpün yaptığı basınca kadar kesinlikle su geçirmiyor. Şeye geçelim, nefes alabilirliğe geçelim. O da gram metrekare 24 saat demek. Yani 20 bin gram yazıyorsa üzerinde 20 bin gram suyu yani 20 kilo teri suyu ceket içeriden 24 saat içerisinde 1 metrekarelik alandan dışarıya atabiliyor demek. Bunlar tabii yüksek standartlar. Peki biz hangi standardı satın almalıyız? Baktığınız zaman şu anda bir mağazaya girdiğinizde hem ayakkabı, hem ceket, hem mont çeşitli standartlar var. Bunlar genelde 2000'de başlıyor. Gore-Tex standardı olan 40.000'e kadar gidiyor. O da en yükseği zaten. 2000 ile 5000 arasını çok hafif nemli ortamlarda, çok hafif yağmurda veya hafif karda bizi koruyacak olarak düşünebilirsiniz. Ama aslında bu ürün su geçiriyor demek. Sakın güvenmeyin. Yani 2000 ile 5000'in altı hiçbir ürüne güvenmeyin, ıslanırsınız. 5000 ile 10.000 aralığında hafif yağmurda sizi korur. Islak karda nispeten sizi korur. Ama herhangi bir basınç geldiğinde, yani pantolonunuzla oturduğunuzda, omzunuza bir kayak koyduğunuzda omzunuz veya kalçanız ıslanacak veya dizlerinizi bir yere koyduğunuzda ıslanacaksınız demektir. 10.000 ile 15.000 aralığına baktığımızda su geçirmezlik olarak bu seviyede artık yağmurda, orta ölçekli bir yağmurda, ıslak karda, kuru karda ve belli orta ölçekli basınçlarda dizimize, kalçamıza ve omzumuza gelecek hala kuruyuz. Fakat daha yüksek basınçlar veya ıslak bir sandalyede oturduğunuz mesela uzun bir süre kalçanız ıslanacak demek. Islanabilir demek. Bir garanti yok.
20 binin üzerine çıktığımızda artık yüksek basınç dahil. Yani 100 kiloluk birisiniz, 90 kiloluk birisiniz benim gibi. Oturdunuz, altınızda 20 bin üzeri veya 20 binlik bu ceket gibi bir pantolon veya mont var. Omzunuza kayak veya sırt çantası taktığınız ağır bir tane. Islanmayacaksınız demektir. Artık kuru kalacağınız kesin. Nefes alabilirlik bölümüne geçiyorum. Nefes almada artık bir sınır yok. Çünkü hani şöyle bir şey var, ne kadar fazlaysa o kadar iyidir diye bir cümle var. Burada bunu kullanabiliriz. Su geçirmezlikte çok ihtiyacımız yok çünkü 20 binin üzerinde artık zaten su geçirmiyoruz. Ama nefes alabilirlikte cildinizin altında oluşan, cildin üzerinde oluşan vücudunuzun üstündeki ter ne kadar fazla dışarı atılırsa o kadar kuru kalacaksınız demek. O yüzden buraya bir sınır koymak doğru değil. Burada seçebileceğiniz, alacağınız ürünün nefes alabilirliğinin yani suyu dışarı atma özelliğinin ne kadar yüksek olduğuna bakın. Ne kadar yüksekse o kadar iyi. Umarım su geçirmezlik ve nefes alabilirlik hakkındaki sorularınızı giderebildik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.